Manşete hoş geldiniz. Genel geçer ölçüdür, Üstad, Usta, Duayen Çetin Altan'ın nurlar içinde yatsın sözü, özellikle bizim gibi meslek erbabı için ve elbette takip edenler, okuyanlar, okurlar, e, takipçiler ne dersiniz? Çünkü bugün artık gazetecilik çok çeşitlendi. Bir gazeteyi, gazeteciyi anlamak için ne yazdığına değil Neyi hiç yazmadığına bakacaksınız. Yani hangi konulara girmiyor ve özellikle girmiyor. Elbette bu lafı biraz daha açabiliriz. Yani e, belli gazetecinin o gün belli bir gündemi olabilir. E, sadece o gün, e, o güne mahsus bir şeyler söylemiş olabilir. Veya ona dikkat çekmek istediği konu farklıdır. O gün girmemiş olabilir. Falan. Burada kastedilen şey şu. İstikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde girmiyorsa... Bahsetmiyorsa ve hiç kenarından bile geçmiyorsa ve yine kastedilen şey şu yani çok büyük bir şahiyah olmuş çok büyük bir haber çok büyük bir gelişme ya bütün dünya bunu konuşuyor hadi sen birinci gün konuşmadın ikinci gün konuşma hala konuşmuyorsun ve özellikle girmiyorsun ve gereksiz teferruat mevzular hakkında bayağı bir ağzın laf yapıyor bayağı bir çizik duruyorsun bu yani bakarken öyle hemen günübirlik veya hemen ilk yayında. Ve hemen ilk yazıda falan bakacağınız bir şey değil bu. O açıdan da hemen herkesi anında yaftalamayın. Yani e, bakın, takip edin, genel gidişatına bakın. E, bu Ancak bu şekilde hükme varılabilecek bir şeydir. Tek yayınla, tek yazıyla, tek gazete nüshasıyla, tek e, internet sitesinin o anki akışıyla falan karar verilecek bir şey değil. Neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Ahim kararından bahsediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, e, KHK'lı öğretmen Yüksel Yalçın Yalçınkaya ile ilgili bir hak ihlali kararı verdi. Fakat bu hak ihlali kararı bütün dünyada ses getirdi, Türkiye'de getirmedi. Bundan bahsediyorum. Ve bu karar emsal niteliğinde bir karar. Kendisi, ahim kendine başvuran 8500 başvurucuyu, e, bu konuyla ilgili olarak başvuran başvurucuyu da Konun konunun içine kattı. Bu herkes için geçerlidir. Bana başvuranlar için de ve Türkiye'de bundan dolayı sıkıntı yaşayan yüz binler için de geçerlidir dedi. Pek çok atıflar var. 200 sayfalık bir karar. Dünyada ses getirmesinin ve genel olarak bu kadar konuşulmasının nedeni de bu zaten. Yani bir kişiyi ilgilendiren, o kişinin özgürlüğünü, o kişiyle ilgili hak ihlalini ve o kişiyle ilgili yapılan bir işlemi ilgilendiren bir karar değil. Olsaydı zaten o karar birkaç saat konuşulur giderdi. Bu kadar konuşuluyorsa, bu kadar dünya üzerinde durmuşsa... ...dünya ajansları bu konuyu geçmişlerse... ...bu Türkiye'de yürüyen bir cadı avının... ...uluslararası bir mahkeme tarafından tescilidir. Ondan. Şimdi e, çok gündemde olan Antalya'daki bir festival... ...ve e, Altın Portakal Festivali ve o, o festivalden önce yasaklanan... ...sonra da tamam e, çok tepki oldu gelin filan denilen bir konuya bakacağız. Kanun hükmü belgeseli. Orada e, KHK'larla işinden kaybeden insanların dramı anlatılıyor. Ve bu belgesel çıkartılınca e, Altın Portakal Festivali'nden önce e, yönet e, o şeyler, jüri üyeleri, sonra da yönetmenler çekildi. Şimdi böyle olunca festival şeye düştü. Açar düştü ve ne yapabiliriz diye baktılar. E, CHP'li belediye bu arada o da aradan kendini sıyırdı. E, ben sadece ev sahibiyim falan diyerek. Yani herkes korkak. Acayip bir şey. Yani bu ahim kararıyla paralel düşünülmesi gereken bir hadise. Çok acayip şeyler oluyor ülkede. Ve ben insanların Yahu nasıl böyle bir şey olabilir demelerine şaşıyorum. Niye? E, yani 10 yıl önce uyandım ben bu konuya. Ama insanlar evet herkesin jetonu farklıdır. Ve farklı zamanlarda düşer. Buna da anlayış gösteriyorum, eleştirmiyorum. İyi de oldu. Yani e, bir anlamca e, bir turnusol görevi gördü. Hem bu kanun hükmü belgeseli es zamanlı ahim kararı. İkisi birbirine çok paralel esasen. Aynı konular esasen. Çünkü KHK'larla işlerinden çıkartılan ihraçlar var. Hiç cezaevi yüzü görmemiş insanlar var. Hakkında bir tane soruşturma yok. İhraç edilmiş ama hala almıyorlar insanı falan. Böyle bu durumda olan insanlar var. Mesela bu durumda olan insanlar da soruyorlar. Ya diyorlar ki e, bu ahim kararı biz e, ihraçlardan hiç bahsetmiyor. Bizim için de emsal olur mu? Yani adam ihraç edilmiş bir şekilde. Kişi neyse kadın. E, ve hiçbir şekilde hakkını arayamıyor. Hakkında bir soruşturma yok. Hakkında bir soç yok. Üretilmiş bir şey de yok. Ve tekrar kamuya kabul edilmiyor veya özel sektörde de iş bulamıyor. Çünkü Türkiye'deki son 7 yıldır yaygın uygulama bu. Kamuya kabul edilmiyorsan özelde de iş yok diyorlar falan. Ve ailenle beraber bir anlamda yokluğa, hiçliğe, çözümsüzlüğe terk ediliyorsun. Şimdi bu dramı anlatan bir belgesel. Belgeseli ben seyretmedim fakat belgesel şöyle de bir şey oldu. Bu tür krizler, bu tür belgeselleri veya yapımları veya işte konunun odağında ne varsa onu büyütüyor. Oradan kahramanlar çıkartıyor. Böyle bir şey olmasaydı kimse üzerinde durmayacaktı belki. Ve Altın Portakal yürüyüp gidecekti. Şimdi belgesel Fena halde göze sokuldu, meşhur oldu filan. Yani bu tür krizler bu tür e, işleri de büyütüyor. Yani bir yönüyle de bu belgeseli yapanların işte yasaklanması sonra tekrar Altın Portakal işte festival şeyine alınması bir sürü de orada uyduruk gerekçe var. Neyse. İyi bir şey oldu. Yani ses getirdi, konuşuldu. Sonuçları itibariyle iyi bir şey oldu. CHP'li Antalya Belediyesi kulağın üstüne yattı, Bakanlık kulağını üstü... herkes. Son sonradan ortaya çıktı ki devlet istemiş. Çıkartın bunu demiş. Tabii altın portakal diye bir şey kalmış mıdır? Yerinde dibine batsın kalmamıştır. Yani Türkiye'nin böyle bir şansı vardı. 50 yıldan uzun bir süredir, belki 60'la yakın bir süredir orada bir festival düzenliyorsunuz. Bunu <laughs> uluslararası bir noktaya çekebilirsiniz ve dünya yapımları, dünya starları, dünyaca ünlü yönetmenler, yapımcılar orada resmi geçit yapabilirler. Olmadı olamadı yani lokal kaldı. Türkiye'de ne yapılıyor ki? Zaten özellikle son 10-15 yıldır müzikte, sanatta başta bir üretim olmamasının temel nedeni de bu. Özgürlük yok. Olmadığı için de insanlar hala 90'ların şarkılarını cover yapıp yayınlıyorlar. Maalesef yani. Terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Olay bu zaten. Yani Türkiye'yi bir gangasterler çetesi yönetiyor ve bu gangasterler çetesi bir şey icat etti. Kendi egemenliğine, kendi hakimiyetine tehdit olarak oradan yürüyorlar. Ve bütün Türkiye mahalleleri, kabileleri, siyaseti, akademisi, medyası bunu satın almış durumda. Ağızlarını açamıyorlar. Açmak da istemiyorlar. Bir de işin öyle bir tarafı var. Yapmak da istemiyorlar. Ona birazdan bakacağız. Fakat ee, festival yönetmeni diyor ki işte diyor yargılama süreci devam ettiği için bizim şey bu belgeseli çıkarmıştık. Sonra baktık araştırdık ee, yargılama sürecinin devam etmediğini gördük. Yani bu da akla zarar bir şey. Yani sen ne akla bu tür araştırmalar yapıyorsun? Yargılama süreci devam etse ne etmese Devam ettiğini nereden biliyorsun? Devam etmediğini nereden biliyorsun? Ayrıca yani bir film, bir belgesel, bir, ben de anlatıyorum neyse. Yani yargılama süreci devam ediyorken zaten kıymetlidir. Ve yapılan belgeseller o sürece etki eder. Kamuoyu oluşturur. Bütün dünyada da bu böyledir. Yargılama sürecinin bitmesini bekleyen belgesel, kitap, yazı, makale yoktur yani. Yani bu zaten sizin nasıl bir demir perde ülkesi olduğunuzu gösteriyor. Geçeceksin. ...es zamanlı Nuri Bilge Ceylan... ...işte Kültür Bakanını ziyaret etmiş... ...bunun üzerinde duruluyor. Nuri Bilge Ceylan'a elden ele şu yazıyı gönderin yeter. Ama yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. A Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin... E ...yarışma bölümünden çıkarılan... ...kanun hükmü belgeselinde mücadelesi anlatılan isim... KKlı öğretmen Engin Karataş. Ve esasen... ...kendisi gibi binleri on binlerin hakkını savunan bir isim. Bunu da not etmiş olalım. İşte bu olay yani çok birbiriyle alakalı. Çünkü bu isimler kanunsuz suçla mahkum ediler, edildiler, edildiler, ya Artı çoğu itibariyle haklarında bir mahkeme de yok, soruşturma da yok. Yani hiçbir şey yok. Devletin bir fişlemesiyle gittiler. Devletin sakıncalılar listesiyle gittiler. Ne, ne olduğu belli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani adam hakkını arayamıyor. Nereye dava açacak? Dava açacak şey yok elinde, veri yok. Bir şekilde ihraç edilmiş. Yani e, böyle de bir garabet var. İşte ahim kararı o açıdan da önemli. Kanunsuz ceza olmaz. Örgütlenme, toplanma hakkıyla ilgili ve adil yargılama ile ilgili verdiği karar. Son derece önemli bir milat. Öyle olduğu için de panik büyük. Öyle olduğu için de suskunluk büyük. Hepsi yan yana. Evet mahallenin maskesi düştü. Evet e, gazeteciler, evet siyasetçiler o Temel Karamollaoğlu yaşından başından utansın kalıbının adamı değilmiş. 82 yaşında adam. Konuşuyordu televizyonlarda şurada burada sorulduğunda. İşte efendim bankaya para yatıran, sendikaya üye olan sıradan masum insanları da işte bu şekilde tutuklanması, cefa. <laughs> neyse haksızdır, hukuksuz böyle anlatıyorlardı. İşte çıktı bir mahkeme kararı bunlara yapılanların zulüm, hukuksuz olduğunu hem de uluslararası bir mahkemeden çıktı. Al bunu kullan. Sus pus. 30 dakika basın toplantısı yapıyor. Yarım cümleyle temas etmiyor. Niye? Çünkü o ettikleri laflar aşağının, tabanın, seçmenin şunun bunun gazını almak içindi. İnanarak et, yapmadılar. Ve hepsi İyi Partisi, Saadet Partisi, CHP'si, bütün muhalefet partileri hepsi aralarında birazcık dürüst olanlar var. Yani soykırımı, linci, infazı, ne bileyim sürgünü falan savunan. Hepsi ama hepsi bu yolla, iktidarın tuttuğu yolla 7 yıldır, 8 yıldır bir etnik veya bir grupsal veya bir ideolojik veya işte canlı sıkan neyse kadroların, insanların toplumdan, sosyal hayattan, kamudan, özelden neyse temizlenmesini istediler. Ve şu anda Herkesin laf kurma, e, ne bileyim, cümle kurma yeteneği becerisi yok mu? Yazma, çiziktirme becerisi yok mu? Var, yapabilirler ama yapmıyorlar. Niye? Çünkü rejimin işbirlikçisi bunlar. Bu ortaya çıktı. Tıpkı seçimden sonra Türkiye muhalefetin veya muhalefet muhalif güçlerin içine düştüğü hayal kırıklığı gibi bu ahim kararından sonra da ben biliyorum ve gözlemliyorum. Böyle bir şaşkınlık oldu. Allah Allah ya. Yani bugüne kadar o kadar laflar eden, o kadar işte yanındayız, takip ediyoruz falan filan, çözeceğiz falan diyen insanlar sus pus. Tek satır açıklama yok, tek satır tweet yok. İki kişi dışında benim takip edebildiğim görebildiğim kadarıyla bir Ömer Faruk Yergerlioğlu var, bir de Mustafa Yeneroğlu var. Eğer siyasi kimlikse, o da münferit. Yok yok. Yok. O KHK'lılar siz seçim gezisine çıktığınızda önünüzü kesiyorlardı. Dinliyordunuz sonuna kadar. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Hatta haklısın falan diyordunuz. Hepsini affedeceğiz. Af çıkaracağız. Ne bileyim bu konuyu düzelteceğiz. Bütün KHK'ları işlerine iade edeceğiz falan diyordunuz. Var kamera gar 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 görüntülerinde. Akşener'in de var. Kılıçdaroğlu'nun da var. Hepsinin var. Alayının var. İşte kapı gibi bir mahkeme kararı. Al yürü buradan. Ortaya çıktı. Yani evet herkese ağır geldi bu. Bir anlamıyla böyle yani sonuçlarına da baktığınız zaman iyi bir test oldu. Top yakın nefret kusuyorlarmış. Top yakın nefret kusuyorlarmış. Alayının nasıl nefret ettiğini gördük. Çünkü hepsi beraber linç ettiler ve böyle bir kararla, böyle bir konuyla en nihayetinde yüzleşmek herkese ve hepsine ağır geldi. Herkese ve hepsine ağır geldi. Kendi aralarında biraz daha detaya gireyim. Bunlardan kurtulmak için Erdoğan bir şans diye konuşuyorlardı. Ve şimdi döndüremeyeceklerini görüp hınçla bastırıp ne kadar imha edersek o kadar kar diye bakıyorlar. Maalesef. Devran döndüğünde Erdoğan da gidecek biz tekrar geleceğiz. Erdoğan da bizim adımıza bizim namımıza işte neyse bir temizlik yapmış olacak. Ve siz bir gül bahçesiyle tekrar işte bunlardan da kurtulmuş olarak falan yürüyeceğiz falan ayrı kotuk almayacak falan diye bakıyorlardı. Tabii en büyük salaklıkları da bu oldu. Medyasının, akademisinin ve siyasetinin en büyük salaklığı da bu oldu. Gözünüzde fazla büyütmeyin bunları. Çapları bu. Yani IQ'leri belli, müktesebatları belli, sicilleri belli. Hepsi sizden çok daha kirli hepsi size atfettiklerinden çok daha kirli, çok daha kirli oldukları için zaten yansıtıyorlar. Yüzlerindeki kiri size yansıtıyorlar. Ama size yapışmaz. Öyle bakın. Yaşayarak geldik bu gözler neler gördü. Mühim bir çoğunluk. Siyasetinde, akademisinde ve medyasında devlete çalışıyor. İstihbarata çalışıyor. Egemen güçlere çalışıyor. Yargı kararı, gazetecilik, Hak, hukuk umurlarında değil. Onun için işlerine geleni kullanıyor, işlerine gelmeyeni görmüyorlar. Böyle bakın. Böyle bakarsanız muhataplarınızı bu şekilde e, ele alırsanız daha iyi tanırsınız. Böyle yaklaşın. Ben bunu 10 yıl önce fark ettim. Hatta tam tarihi 2014'ün ikinci yarısıdır. Yani 9 yıl önce fark ettim. Fakat insanların anlaması biraz daha zaman alıyor, zamana yayılıyor. Akşener milyon, 5 milyonluk FETÖ davası açmış. Konu ne? Hakkında 4 yılı gizli olmak üzere 7 yıl süren ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen FETÖ soruşturmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımış falan. Kendilerine Müslüman insanlar. AYM'ye taşıyor. Burada ihlal var diyor. Orada bir şey olursa AİHM'e taşıyacak falan filan. Kendilerine Müslüman. Orada kapı gibi karar var işte. Al yürü bundan. Sen de içindesin. Sen de içindesin. Gizli tanık ifadesiyle 4 yıldır tepende boza pişirdiler ve bunu siyaseten kullandılar. Al kullan yani AYM'ye şuraya buraya gitmene gerek yok. Ahim kararı seni de kapsıyor. Ama mesele başka. İşte böyle kapaklar atıyorlar. Egemenlik hakkına müdahale. Sabahın iç sayfa manşeti. Yani işte aynen öyle gangasterlerin egemenlik hakkına müdahale bu. Böyle bakın böyle bakarsanız yanılmazsınız. Baylokçu değil FETÖ'cü. Şimdi başlığa bak bu Yeni Şafak'ın iç sayfa manşeti. Yani tamam sen Baylo e, suç olmaktan çıkarmış olabilirsin ama o FETÖcü filan. Tamam mı? Önemli değil diyor yani. Sen ne karar alırsan al biz diyor bir istikamet belirledik ve burada gideceğiz. Sen ne çığırırsan çığır. Sen onu suç olmaktan çıkardın mı? Tamam ben başka bir şey ihtisas ederim. Hele Cumhuriyetin böyle bir olaylar olayların ardından ardındaki gerçek diye Alev Coşkun imzalı altına imzasını atmıyor. Cumhuriyete çöken sarayla işbirliği içinde çöken ekibin başı işte o. Neyse. 80 küsür yaşında bir fosil. Böyle yazmış yani işte. Efendim diyor yani temel doğrular. Falan. FETÖ şöyle FETÖ böyle bilmem ne. Baylok diyor şudur budur filan falan. Ama diyor sen böyle bir karar aldın diyor falan. Yani. Yani kendince böyle çevirmiş. Biz diyor ona da inandık, ona da inandık, ona da inandık. Sen ne alt şey yapmaya böyle bir ihlal kararı alıyorsun falan. Sonra da <laughs> Cumhuriyet'e bakın, şu anda bakın hala var. Can, Atay Can Atalay hakkında hak ihlali başvurusu yapmıştı. Anayasa Mahkemesi tarih verdi falan. Sonra da işine gelen konularda da hak ihlali falan başvurularını böyle takip ediyor. Tükürün yani, tükürün diye biraz daha tutacağım. Tükürdünüz mü? Evet tamam, devam. Tamam. Kerem Altıparmak kitabın ortasından söylemiş. Şimdi diyor mahkemeler açısından iyi bir bağımsızlık tarafsızlık testi söz konusu. Hukukumuzda bağlayıcı olan ahim kararını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 46. maddeyi mi yoksa kendinden bağımsız olmaları gereken Adalet Bakanı'nın hukuki dayanaktan yoksun kişisel görüşünü mü esas alacaklar? Göreceğiz. Olay budur. sen de beğenmesen de kararı uygulayacaksın. Kararın kime yaradığını, kararı kimlerin savunduğuna bakmayacaksın. Kendi işine geldiğinde kendin için nasıl mahkemeleri savunuyorsan bak Ahim'den Kavala kararı çıktı bak AYM'den Demirtaş kararı çıktı hurra falan diyorsan buraya da böyle bakacaksın. Herkes kendi mahallesi ve kendi mahallesiyle ilgili mahkeme kararlarını takip ediyor öteki mahalle söz konusu olduğunda görmüyorum duymuyorum bilmiyorum kapalıyım. Bak, jandarma sınırda yakalanan KHK'lı ailelerin çocuklarının fotoğrafını böyle servis etmiş bir yönüyle de rejim mahkemelere mesaj veriyor. Bak diyor bu hala suç. Bu iltisak, irtibat, bankanın önünden geçmek, sendikalı olmak şu bu hala suç. Ben bunu hala suç kabul ediyorum ve insanları topluyorum ve kaçmalarına da izin vermiyorum. Bak ona göre sen de ayağın denk kal bu konuda önüne gelecek dosyalarda ona göre karar ver diyor. Bir haber. Danıştay işte karar verdi. Hürriyet'in birkaç gün önce yayınlanmış bir haber getiriyorum. Hakimler havaalanında elle aranamaz falan. Böyle bir şey kuruyorlar. Ne demek ya hakimler aranamaz? Yani buna yani bunun önüne arkasına bir şey koymanız lazım. Sizin anlatmanız lazım. Detay olarak geçmemeli. Ve şimdi demek ki hakimler artık elini kolunu sallayarak geçecek. Ya havalarındaki kurallar herkes için. Herkes için. Ya burada benim bunu anlatmam da haber. Hakim olsun, savcı olsun, polis olsun, asker olsun, gazeteci olsun, siyasetçi olsun, bakan olsun, milletvekili olsun. Ya yani herkes aranacak, aranmak zorunda böyle bir yani bu konuda bir kural te e tesis etmişsen bunu kimileri için esnetip kimileri için kimilerini de ondan muaf tutamazsın ben de anlatıyorum ne demek yani ve bir devlet ve devletin yargı makamı nasıl binlerce on binlerce adalet mensubu için yargı mensubu için böyle kefil olur tuhaf yani gerçekten ülke başka bir yere gidiyor bunu bir sonraki yayında belki daha ki bir takip eden günlerde de devam edecek. Uluslararası bir dram çünkü. Konuşacağız. Azerbaycan doğal karabağa girdi ve orada canlarından endişe eden ve bir etnik temizlik olabileceği kaygısı taşıyan 120 bin Ermeni söz konusu onların da mühim bir bölümü göç etmeye ve Ermenistan tarafına geçmeye başladılar. Son rakam uluslararası bir gözlemevi oluşturulmuş 65 bin ne ulaştığını gösteriyor. Yani yarıdan çoğu çıkmış. Ermenistan'a ulaşmış ve belli ki kalan yarısı da e, geçecek. Fakat işte Türkiye'de, Türkiye basınında falan işin ele alınmış biçimine bakın. Yani sadece bir örnek olsun diye getirdim. Tunca Bengin tam sayfa işlemiş Milliyet Gazetesi'nde. Tunca Bengin de devlete çalışan bir adamdır. İstihbarata çalışan bir adamdır. Yani bunu böyle bilin. Tunca Bengin ezbere yazmaz. Yani yazdığı her yazının attığı her cümlenin arkasında devlet ve kodları falan vardır yani böyle bakın yani çok tipiktir yani geriye doğru 3-5 yasına baktığınızda görürsünüz ve hep aynı insanlardan perspektif alır 3-5 tane şeyi var ismi var yazısına da ismini vererek zaten şey yapar onların görüşlerini koyar bellidir yani neyse dönelim. İki fotoğraf karesi utanç ve insanlık dersi. 30 yıl önce Karabağ'ın işgali sırasında Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayan Azerbaycanlılar yaşlı çocuk yollara düşüp canını zor kurtardı. Bugünse istiyorsanız kalın denilen Ermeniler, bugün bugünse istiyorsanız kalın denilen Ermeniler özel araç ve eşyalarıyla güven içinde Karabağ'dan, Karabağ'dan ayrılıyorlar. Güle oynaya e, göç ediyorlar. Kendi kendileri böyle bir karar verdiler ve yaşamlarını değiştirme kararı aldılar. Burada çok sıkıldık. Ermenistan'a geçelim dediler. Haberin veriliş biçimine bakar mısınız? Sonuçları itibariyle bu tehcirdir. Yok bir sürü hatırlatıyorlar. Yok şöyle katliam yaptılar Ermeniler. Ya arkadaş bu insanlar mı yaptı? Bu insanlar sıradan halk orada yaşayan insanlar. Onların eski kimi yöneticilerinin aldıkları kararlar ve yaptıklarından dolayı onlar mesul tutulamaz. Bir bu ikincisi sonuçları itibariyle tehcirdir. Şöyle veya böyle. Kal dendi veya denmedi. Fakat korkuyorlar, endişe ediyorlar ve Azerbaycan iradesi altında bir geleceklerinin olmadığını olmadığını düşündükleri için göçüyorlar. Bu kadar basit. Sonuçları itibariyle bu bir tehcir mi değil mi? Sonuçları itibariyle tehcir. Bu kadar basit. Böyle baktığınızda yanılmazsınız. Konuşacağız bu konuyu. Çokça da konuşacağımızı zannediyorum. Ve Çetin Altan'ın şu kapağıyla bugünkü manşeti kapatıyorum. Bir kere daha hatırlatalım altını çizelim ki zaten bütün yayın boyunca da bunun altını çizdim ve bunu delillendirdim, çeşitlendirdim, anlattım. Bir gazeteyi, gazeteciyi anlamak için, ne yazdığına değil neyi hiç yazmadığına bakacaksınız. Diyor ve manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.